Değerli izleyenler, Ali Soydemir'le Kentli Yaşam'ın Nazil'den yayınının son canlı yayın programındayız. Bugün son programımızda Buarkent Belediye Başkanı Sayın Mehmet Rol konuğumuz. Sizlerin de bildiği gibi Aydın'ın doğusunda yükselen kent, Buarkent sloganıyla birçok projeye imza atan bir belediyemiz, şirin bir belediyemiz. Ancak yaptıklarıyla gerçekten devleşen bir belediyemiz. Onun çok değerli belediye başkanı Sayın Mehmet Erol'u ağırlayacağız ve kendisinden yaptıkları projeleri ve çalışmaları hakkında ve yapacakları hakkında bilgi alacağız. Yayınımızda yine yanımda değerli meslektaşım Kemal Altan birlikte bu Mehmet Başkanımızın yaptığı çalışmaları birlikte sizlerin de gelen sorularla birlikte almaya çalışacağız efendim. Sayın Başkanım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Kemal abi, sen de hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Özledik sizleri. Epeydir değil mi? Yayına katılmamıştık. Başkanım, sık sık yapıyoruz ama sürekli zaten tadı damağımızda kalıyor diyebiliriz. Sağ olun. Çünkü sizlerle sohbet yapmak, yaptıklarınızı anlatmak gerçekten bizim için büyük gurur kaynağı. Sağ olun. Çünkü sizin yaptıklarınız birçok belediye, birçok yere örnek oluyor. Herkese de örnek oluyor. Harika projeler yapıyorsunuz. Çok şükür. Halkınızı düşünen bir insansınız. Sadece Buarkent'e değil, çevreye de katkı sağlayacak projeler evet. Yaptınız. Dilerseniz ben ilk soruyu Kemal abime bırakacağım. Valla Sayın Başkanım, ben geçen bir konuşmamızda hemen de Buarkent'in ısıtması ile ilgili böyle bir ihale vardı, kafanızda proje vardı. Evet, evet. Biliyorsunuz doğalgaza müthiş bir zam geldi, elektriğe müthiş zam geldi, kömüre çok büyük zam geldi. Bunun yanı sıra doğalgaz bir şey, jeotermal bir alternatif enerji olarak sizin zaten aklınızda vardı bu. Bu ne oldu şu anda ya, bizim ihalemiz nerede, ne aşamada? Ne yapacağız? Bir anda konuşalım Sayın Başkan. Hemen önce şunu söyleyeyim. Bir müjde olsun. Nisan ayında inşallah Buarkent ısıtılmasıyla ilgili ihaleye çıkıyoruz. Her şey hazır bizim, biliyorsunuz. Şirket kurduk. Proje 5000 konutluk Buarkent'in tamamı ısıtılacak bir projemiz hazır. Şimdi onunla ilgili ihaleyle ilgili işlemler bitiriliyor. Nisan ayında inşallah ihalesini yaparız. 2022 kışında da işte inşallah jeotermalle Buarkent'i ısıtıyor oluruz. Belki aynı anda tamamını olmayabilir ama yani bir başlamış oluruz inşallah. 2022 kış içerisinde mutlaka Buarkent'i ısıtacağız. Tabii artık dünyada bir enerji darboğazı var. Enerji fiyatları çok katlarca arttı biliyorsunuz. Kömür, elektrik, insanlar yaşıyor bunu. Bu sene artık hepsi açısından çok sıkıntılı bir kış dönemi geçti. Yani ben duyuyorum ki Buarkent'te kaloriferli konutlar önümüzdeki sene bu şekilde kömür fiyatlarıyla kalorifer yakma ihtimalimiz yok. Sobaya döneceğiz, soba yapmak zorundayız falan diyenler var. Öncesinde jeotermal enerji bir seçenekti. Hani elektrikle, klimayla ısınma, bu bölge açısından söylüyorum, Buarkent açısından, iklim açısından baktığı zaman hani klimayla da ısınabilirim, kaloriferli olur, işte sobalı olur falan diye bir seçeneklerden bir tanesi de doğalgaz falan, bir tanesi de jeotermaldi. Artık mecburiyet oldu. Seçenek değil artık. Mecburiyet oldu. Çünkü Aydın, Türkiye'nin en zengin jeotermal kaynaklarına sahip ili. Türkiye Avrupa'da birinci, jeotermal dünyada dördüncü. Bizim bunu atıl bırakmamız, kenarda bırakmamız düşünülemez. Şimdi biz Rusya'dan, Azerbaycan'dan doğalgaz getirip, ithal edip onu kullanmaya çalışıyoruz. Ama altımızda bir enerji kaynağı var. Yani Aydın'ın altında bir enerji kaynağı var ya. Biz kendi kaynağımızı bırakmışız. Değil mi? Doğal gazın peşinde koşuyoruz. Arzla ilgili güvenlikle sıkıntı oluşmadı. Bu Ukrayna savaşından dolayı. Evet, Avrupa'da bile evet. Doğal gaz kesilebilir. Kesinlikle. Keseriz, ederiz falan. Bunları yaşıyor insanlar. Türkiye'de de çok böyle bir arz güvenliği anlamında sıkıntı şu an yok da. Ama sonuçta yenilenebilir kaynaklar. Bir de bizim kaynaklarımız artık tükenmeyen kaynaklar. Evet. Yenilenebilir yani. Jeotermal enerji sürekli kendisini yenileyen bir enerji kaynağı. Güneş gibi, rüzgar gibi. Başkanım, 1969 yılında rahmetli eski belediye başkanımızda yüksek maden mühendisi Kadir Ölçenoğlu tarafından ilk sondaj yapılmış ve Kızıldere santralinde, şu anda santral var orada. Burada çıkmış doğal jeotermal enerji. Ancak o yıldan beri de en sona kalmış Buarkent. Evet. Yani siz bu en sona şu Aydın için bakarsanız en sona değil, hiçbir yerde yok yani şu an jeotermal ısınma yok. Hani Türkiye'de 20'ye yakın ilçe var
birkaç il var. Afyon'dur, Kırşehir'dir. İşte Simav, Gönen, Sandıklı, Sındırgı, Sorgun. Mesela yanımızda Sarayköy daha önceden yapılmış. Germencik. Valçova. Hayır, şu an olan yerleri soruyorum. Jeotomasını olan yerleri soruyorum. Ve ben biliyorum ki hepsinde de ısıtma maliyeti doğalgaza göre yarı yarıydı. Önceki dönemdeki fiyatlarıyla kıyaslarsanız. Kömüre göre 1/3 civarındaydı. Şu an belki 1/4 oranına ulaşacak. Dolayısıyla hem ucuz, hem konforlu, hem yenilenebilir enerji, kendi kaynağımız. Bu anlamda baktığımız zaman bizim başka seçeneğimiz yok aslında. Başka bir seçenek araştırmamamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Doğalgazla ilgili şunu söyleyeyim. Doğalgazla ilgili de olabilirdi Buharkent'te. Bizim daha önce de meclisten aldığımız kararlar da vardı. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı engellemişti. Ben üst yapı maliyetini katlanmam falan. Kendi %10 ortağı olduğu şirket aslında dağıtım şirketi ama neyse iki defa önerge vermişti, kabul etmedi. Ama bizim önceliğimiz her zaman söylediğimiz gibi önceliğimiz jeotermal ısıtma. Şunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi eğer doğalgaz gelseydi Buharkent'e ne olacaktı? Buharkent'te paralar, yakıt paraları, ödenen faturalar Buharkent'ten para çıkıp gidecekti. Evet. Ama Buharjet AŞ diye belediyemizin %100 hissesine sahip bir şirket kurduk biz. O şirket vasıtası bu işi yapacağız. Sonuçta Buharkent'te ödenen fatura Buharkent'te kalacak. Yani hizmet olarak geri dönecek. Biz o şirketle de birçok hizmet üreteceğiz. Evet. Yani birçok olumlu avantajlı yönü var bizim açımızdan baktığımız zaman. Dibimizdeki kaynağı, altımızda kaynağı kullanacağız. Kendi kaynağımız yenilenebilir. Emisyonu yok. Hani kapalı da öyle bir ısıtma sistemi olduğu için emisyon da olmayacak. Hava kirliliği söz konusu değil. Tertemiz bir hava. Peki, daha ucuza. Var mı başkanım bunun? Yani denenmiş, olmamış, hayır, verim alınmamış. Hayır, hayır. Yani, ülkenin her yerinde, Erzurum'da da var, Azizye'de mi, nerede? Yani birçok yerde var. Jeotermal arasında her yerde var. Yani ısıtma, hani belki bazı kaynaklar elektrik üretme uygun olmayabilir ama biliyorsunuz termal turizm. Evet. Türkiye'nin her tarafında var. Isıtma, yani ısıtmaya yetecek derecede su neredeyse her yerde var. Doğru. Türkiye'nin kaynakları 7.500.000, 7.5 milyon konutu ısıtacak kapasitede. Yani nüfusun 1/3 belki. Hani 3 kişiyle çarpın konutları. Dediğinde 20 küsur milyon, 25 milyon bir nüfus eder yani nerede baksanız. Belki de daha fazlası da mümkün olabilir ama en azından bu. Yani önceliğimiz bizim mutlaka jeotermal motorunda. Tabii Büyükşehir'in bir engellemesi vardı bizle ilgili biliyorsunuz. Evet. Biz bunu 3-4 senedir İllendiriyoruz, konuşuyoruz. Sizin programda başka yerlerde de her zaman. Biz çoktan beri buna hazırlık yaptık, bitirdik. Ama Büyükşehir yetki bende. Büyükşehir yasasındaki düzenleme bu yetkiyi bize vermiş diyor. Ama 8 senedir de Aydın'da hiçbir faaliyet yok. Bir tek konut ısıtılmıyor, bir iş yeri ısıtılmıyor. Peki ihale gelecek misiniz başkanım? Yasa koyucu size vermiş yetkiyi ama ne yaptınız? Yapmıyorsunuz. Ya yapana da engellemeyin. Biz de onu söylüyorduk. Tabii yasal değişikliklerle ilgili çalışmalarımız çok oldu bizim Ankara'da. Bununla ilgili taslak hazırlandı. Yakın zamanda da yasalaşıyor zaten. Biz de zaten yasalaşacağını biliyoruz. Hemen ihalesini yapacağız. O süreci de biz ihale sürecinde harcarız diye düşünüyorum ben. Hani vakit kaybetmeyelim. İhalesini yapıyoruz. O zaman 2022 yılı kışında artık Eylül'den itibaren diyelim. Buharkent jeotermal ısınacak diyebilir miyiz? Evet. Yani Aralık olur, Kasım olur. Hani en erken ne kadar, ne zaman yetiştirirsek ama 2022 içerisinde mutlaka o hizmeti biz vatandaşlarımıza sunacağız. Evet. Bu jeotermal gibi, Sayın Başkanım, jeotermal Buharkent'e entegre ederken bu entegre esnasında bu hizmet alacak olan vatandaşın evine aynı sistemle mi bağlanacak? Kalorifer petekler sistemi değişik mi olacak? Doğalgaz sistemi ekstra maliyet olacak, yani. Ekstra maliyet olacak mı yani? Hayır, şimdi apartman, kaloriferli bir apartmanı düşünün veya konutu düşünün siz. Evet. Suyunu nasıl ısıtıyor? Kömürle ısıtıyor. Veya doğalgazla ısıtıyor. Neyle ısıtacak? Sıcak suyla ısıtacak. Bu kadar. Direkt sadece yani. Binanın girişinden bir eşanjör sistemi, eşanjör kutusu konulacak. Binanın kendi suyunu, bizim suyu, sıcak su, o suyu ısıtacak. Isı transferleriyle. Sadece yani binanın girişine girecek binanın suyunu
jeotermali ısıtılmış olan bizim suyumuz ısıtacak. Anladım. O kadar. Zaten sıcak gelecek o su. Evet. Belli bir ölçüde çok az bir şey. Zaten buhar kentin içerisinde jeotermal akışkanı dolaşmayacak. Buhar kentin girişine kadar getireceğiz biz orada. Bir ısı merkezimize kendi suyumuzu eşanjör sistemiyle ısıtacağız. Mükemmel. Sonra da şehre bunu pompalayacağız. Binalara girecek. Bu sefer eşanjör sistemiyle yine binanın suyunu bizim suyumuz ısıtacak. O şekilde devam edecek. Bize zaten hem zorlu hem granit konusunda destek oluyorlar. Proje onların bilgisiyle yapıldı zaten. Evet. Yani jeotermal santrallerden bahsediyorum. Onlar 100 derece civarında biz sıcak suyu alacağız. Zaten fazla bile 100 derece, 70 derece falan su yetiyor aslında ısıtmaya. Dolayısıyla önümüzdeki yıl çok konforlu, çok ucuza, ucuza. Şunu söyleyebilirim, doğal gazı göre yarı yarıya ucuz olur en azından. Evet. Kemal abi, bu arkada mı taşınsak? En fazla. Vallahi varken cazibe herkes olacak. Olacak inşallah. Evet, şimdi evet. Şu avantajı da olacak. Ben şimdi organize sanayi bölgesi zaten göç alacak bizim burası. Evet. Bazıları diyorum ki ben hani Nazilli'den, Kuyucak'tan, Karacuk'tan, şuradan, buradan taşımayla gelip gidecek işçiler de olacaktır. Hepsi bize taşınmayacaktır büyük ihtimalle. Servislerle gidip gelecektir. Evet. Ama insanlar şöyle bakacak ya, Nazilli kiradaysa ne yapacak? Ya, üç ay taşınıp gelecek. Bu hareket de taşınacak belki değil mi? Hem kiralar daha uygun, hem de jeotermal ısınma önce daha uygun. Isınma maliyeti düşük olursa nereye gelir? Bu Arkent'e gelir. Bizim gönlümüz razı değil. Önümüzdeki sene vatandaşlarımızın çok yüksek ısınma maliyetlerini ödemesine gönlümüz razı değil. O yüzden biz artık buna karar vermiş durumdayız. Önümüzdeki ay inşallah ihalesini yapacağız. Evet. Şey yetiştiririz inşallah. Aslında bu jeotermal senelerde kullanılıyor. Hı hı. Elimizde bu kadar büyük bir güç var. Bu gücü neden değerlendiremiyoruz ki? Yani Germenciğinden tutuverelim de misal Balçova dahil diyelim. Bölgeye kadar bunu değerlendirmek lazım. Yani şimdi bu çok büyük bir enerji. Peki başkanım, yani başkanım bu konuda yatırım yapacak mı acaba? Evet. Böyle bir şeyiniz var mı sizin başkanım? Seralarda kullanabiliyor musunuz? Şimdi biz her alanda kullanmak istiyoruz yatırımı. Ben şöyle görüyorum yatırımı. Kimi Rabbim kimi yere petrol vermiş, kimisine işte diğer madenleri vermiş. Kimisine evet. Doğal gaz vermiş. Bize de jeotermali vermiş. Yani. Güneş de var yanında. Güneş de var. Gez. Yani bu bir lütuftur. Bir de yenilenebilir enerji. Yani tükenme şansı da olmuyor bir enerji. Böyle bir, ben bunu böyle görüyorum. Petrol evet. Gibi bir değer olarak görüyorum. Bir zenginlik olarak görüyorum. Bu kaynıyor. Türkiye'nin. Yani bir de Avrupa'da birinciyiz yani Avrupa ülkelerinde. İzlanda'ya da gittik baktığımız zaman her yerde her alanda kullanıyorlar. Biz de bir de jeotermal mesela her alanda kullanılabilecek bir ısıtmada kullanıyorsunuz, soğutmada kullanıyorsunuz, karbondioksit gazı, karbogaz üretiminde kullanıyorsunuz, işte serada kullanıyorsunuz, işte turizmde, sağlık turizmde kullanıyorsunuz. Yani bundan güzel bir ürün var mı? Evet, biz bunu atıl bırakmamamız lazım. Evet, kaplıcamız da var. Evet, bu harekette serayla ilgili çalışmamız zaten vardı. Buharjet AŞ'ye kurduğumuzu söylemiştim, onun üzerinden yürüyeceğiz biz. Bu bir mera bölgemiz var. Bizim bu Arkent'in arazisi çok geniş bir arazi değil biliyorsunuz. İncirler, endemik ürünlerin olduğu bölgeler var. İki dağın yakın olduğu nokta. Arazi, yani çok geniş araziler bulma şansımız yok. Bir meramız vardı bizim Savcılığı mahallemizde. 240 dönüm, 241 dönüm. Orayı biz meradan çıkardık. Seraya dönüştürülebiliyor musunuz? Sağlık, Tarım Bakanlığı'na yaptığımız başvurular sonucunda artık meradan onu çıkardık. Ot parası hissettiler, onu da yatırdık. Şu an artık mera değil orası. Sera bölgesine dönüştü. Şimdi imar çalışmasına başladık. Taslak bir çalışma yaptığımızda 178 dönüm bir sera bölgesi oluştu. Oluşacak. Evet. Yaptığımız imar çalışması sonrasında. Yatırımcı var mı bununla ilgili? 5-6 ay içerisinde imar çalışmasını bitiririz. Yıl sonuna doğru imar çalışması bitirir. Parseller oluşmuş olur. Yatırımcılar da bu sefer tahsis etmiş olacak. Sıcak suyunu, soğuk suyunu, elektriğini, yollarını falan yaptıktan sonra tahsis edeceğiz. Bunlar 3 sene kadar önceydi sanırım. Antalya'dan kesme çiçek üreticiler gelmişti. Orada serada üretim yapıyorlar. Kesme çiçek. İhracat malıdır kesme çiçek biliyorsunuz. Evet. Bizim açımızda en büyük maliyet kış döneminde ısıtma maliyeti dediler. Yani dolayısıyla bazı ülkelerle biz dünya piyasasında rekabet edemiyoruz. Hele şu an hiç yapamazlar zaten şu enerji fiyatlarının bu seviyelere çıktığı bir dönemde yapma şansları da kalmadı artık. Evet. Dediler ki biz buraya yeri de gördüler. Hemen 100 dönümü ben istiyorum dedi mesela bir yatırımcı. Hepsini getirebiliriz Antalya'dan. Aydın çok şeyler kaybediyor. Evet. Aydın çok şeyler kaybediyor. Aydın'ın tamamında bunlar yapılabilir. Aydın artık bir de pandemi nedeniyle biliyorsunuz gıdanın ne kadar tarım ürünlerinin, tarımsal ürünlerin önemli olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıktı.
biz bu Avrupa'nın gıda ambarı olabiliriz ya. Tabii. Yani şu an ben geçen Sayın Valimizin önderliğinde yapılan tarıma değer ihtisas sera bölgesiyle ilgili tanıtım programına katıldım. Orada da 500 dönümlük bir arazi yapıyor. Sanırım sera bölgesine dönüştürülecek. Şimdiye kadar da 142 dönüm mü neymiş jeotermal ısından sera Aydın'da sadece 142 dönüm. Nedir yani çok düşün. Bizim yapacağımız küçücük varken 178 dönüm bir sera oluşturacağız. Yani her taraf sera olabilir ya. Yani sandıklı örneği var başkanım. Yani sandıklı? Tabii canım. Afyon sandıklı. Ben gittim sandıklı belediye başkanımızın. Salı günü de gidiyorum. Belediye başkanımızla randevu aldım. Ekibimizle beraber gidiyoruz. İşte ihaleyle ilgili her türlü deneyimlerden faydalanmakla ilgili. Ben seraları da gezdim orada. Müthiş. Dediğiniz gibi Sayın Başkanım, artık dünya savaşları gıdayla olacak. Gıdasını üreten, enerji ve gıda. Elinde tutan bence dünyanın en büyük ülkesi olacak, gücü olacak. O yüzden tabii ki bu yerde değerlenmek lazım. Buğdayımızı, pamuğumuzu, gıdamızı hakikaten değerlendirmemiz lazım. Serayla ilgili, jeotermal yapması gereken neyse yapmak gerekiyor yani. Evet, iyi örnekleri var zaten. Yani, bizzat yaşadığımız yani yaklaşık tabii. 12 yıldır üretim yapan jeotermal kaynaklı seralarımız var. Sandıklı en son örneği bu sadece Antalya'da değil bunu Türkiye'nin dört bir yanına yayarak özellikle de jeotermal zengini Ege bölgesinde bunu kullanabilirsek bizim Ege bölgesi hem canlanır hem de daha zenginleşir ve topraksız tarım, toprağımızı bitirmeden topraksız tarımını geçmek zorundayız. Rekortör zaten çok yüksek oluyor biliyorsunuz serada. Ve güvenli, sağlıklı gıda. Şimdi bir örtü altı olmayan normal tarlada bir üretimde 5 miktar üretiliyorsa 15 miktar. İşte 15-20 miktar üretiliyor. Kesinlikle. Ve sağlıklı oluyor, güvenli oluyor. Bir de elimizin altında güç ya. Bir de arzın az olduğu dönemde mesela piyasaya sürdüğün zaman mesela yazın domates 2 liraysa, 3 liraysa kışın 10 lira. Değil başkanım mi? Bir de yani. su sıkıntısı yaşanmayacak yani. İhracat var. Kullanacaksınız, gübreyi idareli kullanacaksınız. Her şey otomasyonlu sistem olduğu için. Bir de hastalıklardan falan arınmış olacak. Örtü altında olduğu için her açıdan çok avantajlı. Evet, evet. Tarımdaki üretimi biz kat artırabiliriz bu şekilde. Evet. O yüzden ben Aydın çok fırsatları kaçırmıştır ben onu söylüyorum. Çok fırsatlar kaçırmıştır. İşte tarımla ilgili turizmle. 5 yıldızlı bir termal tesis var mı Aydın'da? Evet. Yok. İnşallah. Afyon'un daha zengin. Afyon'un daha zengin kaynaklara sahibiz biz. Evet. Afyon'da hem sera. Belli bir yer noktada var. Ama bizde tarafımızda şey. Ama orada bir sürü termal turizm var. Çok nitelikli. Çok güzel. Çok güzel. Termal turizm. Elitten güzel yerler. Bahsettiğiniz seralar var. Evet. Yani biz. Yani bir de Türkiye Seracılar Birliği var. Sera 1. Buradan çok değerli başkanı Müslüm Yanmaz'a ben buradan selamlarımı iletiyorum. Onları da bu konuda yatırım konusunda da işte her şey var burada. Bekliyoruz. Sizler de bekliyoruz. Varken de bekliyoruz. Organize sanayi var. Altyapı var. Her şey var. Enerji de var. Burada Müslüm Bey ve ekibini yatırıma bekliyoruz. Başkanım ben ikinci bir konu. Jeotermal var. Güneş enerjimiz var. Altyapımız falan oluştu. Evet. Şimdi de en önemli konulardan bir tanesi istihdam. Bu da Buarkent. Yani küllerinden yeniden doğan bir organize sanayi bölgesi var Buarkent'in. Biraz bununla ilgili son durumu anlatabilir miyiz? Her programımızı soruyoruz zaten bunu. Bir kez daha soralım. Hangi aşamaya geldi? Neler var? Neler yapılıyor? Ne kadar katkısı olacak? Kaç fabrikamız var burada konuşulacak ki belki bizi yeni izleyen olabilir Sayın Başkanım. Şimdi bu hakikaten organize sanayi bölgesinde şu an için geldiğimiz noktada çok müthiş bir noktadayız. Çok müthiş bir ilerleme kaydettik. Tüm altyapı ve üst yapıyı bitirdik. Şimdi geldiği zaman insanlar yoldan geçerken de görüyorlar yolları, aydınlatmaları. Tüm altyapı da bitti, üst yapı da bitti. Şehir oldu, evet. İnşaatlar devam ediyor, görülüyor. Kimi yerde üretim var, kimi yeni fabrikalar kuruluyor. Gerçekten çok iyi noktaya getirdik biz. Kısa sürede getirdik aslında. Evet. Önümüzdeki süreçte yapmamız gereken şey arıtma tesisi. Arıtma tesisiyle ilgili projemiz Çevre Bakanlığı'ndan onaylandı. Son teknolojiye yapılmış bir arıtma tesisi olacak bu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yaptık. İşte Dünya Bankası kredisine faydalanıp ihale onlar yapmasını öyle bir kredi imkanına faydalanmak için başvuru yaptık. Yatırım programını aldırdık. 2022 yatırım programının alındığı bu arkadaşlar OSB'nin arıtma tesisi. Evet. Şimdi bu sene ihalesi yapılacak. Geçenlerde Ankara'ya gittiğimizde organize sanayi bölgeleri genel müdürümüzle de görüştük. Hemen öncelik verecekler bizim organize sanayi bölgemize.
arıtma tesisinin inşaatına. İnşallah önümüzdeki sene bu sırada da arıtma tesisi bitmiş olur. Tamamen hiçbir eksiği kalmamış olacak. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük peynir tesisi bizim Buharkent'te, peynir üretim tesisi. Türkiye'nin en büyüğü bizde yapılıyor. Önümüzdeki sene faaliyete geçebilmesi için arıtma tesisine ihtiyacımız var bizim. Dolayısıyla eş güdümlü olarak gidecek. Arıtma tesisi peynir tesisiyle birlikte üretime geçtiği anda da arıtma tesisi büyümüş olacak inşallah. 22 tane yatırımcımız var. Bazıları yeni inşaatlara başlayacaklar. Tabii biz şöyle organize sanayi bölgelerinde şöyle bir düzenleme var. İşte inşaat ruhsatı kesmeye hazır olduğumuz tarihten itibaren bir yıl içerisinde yatırımcılar, tahsiste bulunduğumuz, yer tahsis ettiğimiz yatırımcılar bir yıl içerisinde inşaat ruhsatı almak, inşaat ruhsatı aldıktan sonra iki yıl içerisinde inşaatı tamamlamak zorundalar. Yani gerçek yatırımcıların oradan yer almasını temin etmek açısından yasa koyucu böyle düzenlemeler yapmış. Çok güzel bir düzenleme. Tabii şu an biz bu ilanı yapacak durumda değiliz. Niye? Arıtma tesisi bitmeden, altta bir üst yapı bitmeden yapamazdık zaten. Ama bazı fabrikalar bunu beklemeden kendilerinde zaten inşaata başladılar. Onların ruhsatlarını vermiştik. Ama bir zorunluluk haline gelebilmesi için bizim arıtma tesisini bitirmemiz lazım. Önümüzdeki sene bu sıralarda bu süreç başlayacaktır. Ama ona kalmadan da yerden fazlası da inşaatları başlamış olacaklar zaten bu Buharkent'te. Bir tekstil fabrikası var. Yakın zamanda inşaatını başladık. Bizden imar durumunu aldı. İşte bir tavuk işleme tesisi biliyorsunuz. Onlar yakın zamanda başlayacaklar. Birkaç firma daha böyle yakın zamanda inşaatına başlayacaklar. Başkanım şimdi istihdam arttı. Şimdi iş arayanlar da var. İş arayanları tabii mutlaka bir kargaşa yaşanıyor yani. Hı-hı. İş nasıl aranırız, yok CV nasıl göndereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız ama bir kargaşa var. Siz bu kargaşayı bir projeyle attınız. Yine Buharkent Belediyesi'nin bir projesi. Hı-hı. Biraz da bundan bahseder miyiz? Biz yatırımcıları Buharkent'ten getirirken yatırımcılarda şöyle bir kaygılar oluşuyordu hep. Ya burası küçük bir ilçe. Yeterli iş gücü bulabilir miyiz? Ben de bulabileceklerini söyledim. Buharkent'ten Denizli'ye çok iş gücü gidiyor. Onların birçoğu zaten burada kalacaktır. Nazilli'den bile Denizli'ye gidenler var. Onlar da yani Buharkent olduktan sonra Buharkent'te kalacaktır. Ama yine de biz ona yardımcı olmak istiyoruz. Hem bu yaptığımız işte Buharkent kariyer portalı, internet sitesi kurmakla hem işverenin ihtiyacını, iş gücü, doğru iş gücü ihtiyacını karşılamasına imkan sağlamış olacağız. Hem de iş gücünün, insanların, iş isteyen insanların da doğru işleri, yani işlerden haberdar olmasına vesile olmuş olacağız. Bir platformda hem işçiyi hem işvereni buluşturmuş olacağız. Bunda Kosgepe'de küçük, orta ölçekli işte işletmelerle alakalı çalışmanız da var. Kosgepe müdürümüz sağ olsun Sadullah Bey, tabii bunu çok önemsemiş. Şunu da düzeltelim. Efeler Belediyesi'nin de kariyer portalı varmış. Ben ondan haberim yoktu. Bir tanıtımda ilk olduğunu söylemiştim. İkincisi. Evet. Onu da düzeltelim. Hakkını yemeyelim kimsenin. Evet. Efeler Belediye Başkanımız da sağ olsun böyle bir site kurmuş. Fatih Atay da. Biz de ikincisi olduk bu anlamda. Kosgep Müdürümüz de çok önemli CEO bu işi. Bizim organize sanayi bölgesi olmasından dolayı veya küçük işletmelerin de Kosgep'in destekleri çok önemli destekleri var. Ve işte buharkent.com adresi üzerinden bu işçi alımları, işçi alımın sonucu ortaya çıkan hibelerden veya kredilerden, desteklerden faydalanılması hususunda beraber biz bir şey geliştirdik. Evet. Sonuçta bir proje geliştirdik. İşte buharkent.com üzerinden ilanlar verilecek. Oradan işçiler alındığı takdirde o desteklerden, önemli destekler de var. İşte evet. Alınan işçi başına 100 bin lira sıfır faizle kredi veriyorlar. Mesela KOBİ kapsamında, KOSGEP kapsamındaki iş yerlerine ve 2 yıl ödemesiz, geri kalan 2 yıl ödemeli. Çok önemli desteler bunlar. Çok, yani çok taze bir proje olmasına rağmen sağdılar. Bunu da duyurmuş olalım. Evet. Bizi dinleyenlere. Yeni istihdama alınan her işçi başına 100 bin lira. Evet. Yani 5 iş çalıyorsun, 500 bin lira falan. Başkanım, ben de başvuranlardan bir tanesiyim. Öyle mi? Buradan en güzel. Sadullah Tülger Müdürü'me de selamlarımızı iletiyoruz. Ben iki eleman çalıştırmak için, sigorta eleman çalıştırmak için bu konuda başvurumu yaptım. İşte bugün yarın sonuçlanırsa artık 31'inde sona eriyor, 31 Mart'ta. 31 Mart'a kadar başvuruları tamamlamamız lazım. İki bayan alırsam 220 bin lira. Erkek olursa 100 bin, 200 bin şeklinde ve sıfır faizle geri ödemesi de 2 yıl sonra başlıyor. Diğer desteklerden de faydalanabiliyorsunuz aynı zamanda. Birçok avantajı var. Ve desteklerinden de faydalanabiliyorsunuz. Evet, çok avantajlı bir proje. Gerçekten onu da hem işlevsel hale getirelim, işte Buharkent'i
Dolayısıyla o kapsamda verilen ilanlar üzerinden yürünecek. KOSGEB şeyleri. Bir havuz oluşacak orada. Havuz oluşacak. Son dönemlerde biz bütün esnaflarımıza haberdar ettik. Birebir gitti arkadaşlarımız, görüştü. Üye sayımız da her geçen gün artıyor o işte Buarken sitesine. Dolayısıyla doğru kişinin, yani bir kişinin doğru işe yerleştirmesi önemlidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben hep söylüyorum, mühendisin mesela beden işçisi olarak çalışması istihdam edildiği anlamına gelmez. Doğru. Evet. Uygun işe yerleşmesi, onun mesleğine uygun, daha verimli. Harika bir proje. Değil mi? Olması açısından bize de insanlar geliyor. Yani diyor ki iş istiyorum başkanım, nerede? Ben de bilmiyorum mesela kimli işçi arıyor, kim eleman alacak. O sitede herkes buluşsun. Bizim de üzerimizden yük kalkmış olur. Evet, Fatih Başkanımıza, Fatih Atay Başkanımıza ve sizlere bu konuda çok çok teşekkür ediyoruz. İşte bu Buarken projesi gerçekten iş arayanla işvereni buluşturacak güzel bir proje. Diğer evet. Bir konu daha var. İnşallah. Onu da hayırlısı olsun diyoruz. Evet. Başkanım, şimdi bu Buarken içine gelelim. Buarken pazar yeri vardı. Pazar yeri ihalesi bitti mi? İnşaat başladı mı? Nedir? Ne yapıyorsunuz diyorsun değil mi? Evet, evet. Kaç senedir konuşuyorsunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Evet. Çünkü o pazar yeri bayağı bir şey oldu. Herkes yani onu soruyor. Ne oldu? Ne oldu falan? Evet. Hani evet. Yapılacak? Bir okulumuz var orada. Eski bir okulumuz. Tabii şeyler de muhalif olan kesinler de fırsat gibi görüyorlar. Yapamadı, edemedi falan. Böyle bir şey yok. Yani projemiz hazır bizim. Tabii Aralık 27 Aralık'ta ihalesine çıkmış idik. Çok konjektör uygun değil biliyorsunuz. Bir öngörülemez bir ekonomik evet. Şartlar oluşmuştu. Dolayısıyla hiç kimse ihaleye teklif vermedi maalesef. Bir sene, bir buçuk sene kadar önce bir okul yaptık biliyorsunuz. Okulun ihalesine biz ihalelerimizi e-ihale yaparız. Elektronik ortamda yaparız. İnternet üzerinden yaparız ihalelerimizi. 26 firma katılmıştı. Ama her şey stabildi biliyorsunuz. Öngörülebilir durumdaydı evet. Okulda. Tabii burada öyle bir döneme denk geldik ki okulu yıktık. Tam projemiz hazır. İhale işlemlerini başladık. İhaleye çıktık. 20 Aralık'ta bir belirsizlik oluştu. Fiyatların fahiş artması. Sonrasında ne olacağının bilinmemesi. Hele 20 Aralık'ta kurla ilgili biliyorsunuz yeni bir projenin uygulanması sonucunda. Ama yine de bir belirsizlik vardı. Var. O yüzden kimse teklif vermedi. Bunu herkes biliyor zaten. Kamuda ihale yapanlar veya kamu ihalelerini takip edenler de biliyor bunu. Maalesef giren olmadı. Biz bu sefer madem bekleyeceğiz, biraz beklememiz lazım. Projemizi daha kullanışlı hale getirelim. Otoparkı bir kat daha artırdık. Hmm. Yani zeminde otopark yapıyorduk biz, zemin altına da iniyoruz şimdi. Bunun projesi, kat altınız. Evet, iki kat otopark oluyor. 200 araçlık otopark. Güzel. Oluyor. Dükkanlar da yapacağız. Pazar yerinin meydana bakan kısımda. 7 tane dükkanımız da olacak orada. Şimdi bu projenin revizesini yaptık biz. Hiç olmasa o süreçte bu revizyon işlemlerini bitirelim. O da bitmek üzere. Önümüzde kaldı. Hepsi biter inşallah. Nisan ayı içerisinde jeotermal ısınmanın nasıl ihalesini yapacaksak pazarın ihalesini de Nisan ayı içerisinde gerçekleştiririz. Bir aksilik çıkmazsa, teklif veren olursa ihale bitmiş olur inşallah. Yani şu iki proje çok önemli bir proje. Jeotermal ısıtma ve pazar yeri. Pazar, evet. İkisinin de bütçesine bakarsanız yüksek. Evet. Çok yüksek. 100 evet. Milyonu geçiyor. Evet. Sulama projesi önümüzdeki hafta ihalesi var. 13 milyonluk bir proje. Başkan biraz onu açabilir miyiz sulama projesini? Yani evet. Önümüzdeki bu sene içerisinde Buarkent'te yapacağımız yatırımların tutarı 150 milyon diyebiliriz mesela. Yani ben 200 milyon diyecektim ama yani bir aşağı yukarı. Evet. Evet, GS'de yatırım yaptık. İkincisini yapacağız şimdi. İkincisi de yolda. Bağlantı izni yaptık. Hı. Projemiz hazır. Ne kadar bir ay sonra verebiliyoruz? Yani ne kadar kullanabiliyoruz Buarkent'te bu GES santralinin? Biz Buarkent'in beslemesi oradan yapmıyoruz. Biz onu direkt sisteme satıyoruz, sisteme veriyoruz. Dolayısıyla her ay biz fatura kesiyoruz. Dolayısıyla dağıtım şirketi bize parasını ödüyor. Biz oradan önemli bir gelir elde ediyoruz. Evet. Bunu yakında Kuyucak Belediye'mizi de görüyoruz zaten. Şimdi Karayosu Belediye'miz de başladı. Biz 500 kilovatlık değil de 1 megawattlık istemiştik biz. O zaman kurulu gücüne göre veriyorlardı. 2 hafta kadar önce geçen hafta Cumhurbaşkanımız belediye için kurulu gücünü 2 katı kadar hak vereceğiz dedi. Bu arttırıldı. O dönemde 500 kilovat verdiler bize. 500 kilovat yapabildik. Şimdi 330 kilovatlık ilave bir hak aldık biz. Onu yapacağız. Ha Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da biz bunu artık 1,5'a falan çıkarabiliriz. İnşallah ilk başta 330'luk imar planı çalışmasını bitirmek üzereyiz. Büyükşehir'e göndereceğiz.
Arkasından yıl sonuna kadar ikinci santrali kurmuş oluruz. Sonra 3, 4 diye devam edecek inşallah. Bu bizim için önemli bir gelir kaynağı. Evet. Dolayısıyla hem yenilenebilir enerjiye yatırımları lazım. Biz ona da katkı sağlamıyoruz. Az da olsa bu hareket benzeri çapında büyük bir katkı sağlamış olacaktır. Evet, başkanım şimdi ağır yatırımlar yapıyorsunuz gerçekten. Evet. Elinizi taşının altını bırakın. Yani büyük bir kayanın altına koymuşsunuz. Ve bunu da başarılı bir şekilde çıktınız. Yani şu ihaleler bittikten sonra artık Boğarkent'i kim tutabilir? Evet. Ben kısaca bunu diyorum. Yükselen kent Boğarkent. Yani bunda eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben başka bir konuya daha girmek istiyorum. Yok, gerçekten önemli projeleri imza atıyoruz. Bunu sonra da atacağız inşallah. Dediğiniz gibi Boğarkent yükseliyor. Evet. Başkanım, iş, istihdam birçok konuda yani ara buluculuk hizmeti diyelim işte Boğarkent projesiyle. Tabii eğitimde ve sosyal alanda da güzel yatırımlarınız var. Evet. Konut konusunda da projelerinizi tamamladınız. Oturanlar var galiba konutlarda. Yok, önümüzde kadar yaşayacağız. Güzel bir okulumuz hayata geçti. Evet. Müzemiz, kültür evimiz var. Arkasından huzur evi yapım çalışmaları ve Boğarkent halkı çok sahip çıktı. Yaptığınız sizin altında imzanız olan her şeye sahip çıkıyor. Bir güzel bir sevgi var size karşı. Bir güven var. Bir yani sürükleyici bir görev yapıyorsunuz burada. Yani bu konuda sosyal ve eğitim konularında neler var? Nelerimiz var Boğarkent'te? Eğitimi gerçekten büyük yatırım yaptık. Koca bir okul yaptık. Önce onu söyleyeyim ben. 24 derste okul yaptık belediyede. Küçük bir belediye olarak. Önemli bir yatırımdır o. Üniversite meslek yüksek okulumuz var bizim biliyorsunuz. Aydın'daki meslek yüksek okulları içerisinde belki en güzellerinden birisi olduğu ifade ediliyor. Evet. Her açıdan. Dolayısıyla oranın tam biz gelir gelmez zaten orasıyla ilgili çalışmalara başlamıştık. Önemli bir tartışma konusu olmuştu seçimlerde. Evet. Ondan sonra da tabii biz onun üzerine düştük. Nihat Seybeci Bakanımızdan bahsetmemiz lazım. Şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim kendisine. Destekleri çok oldu. Okulu açtık. Ama tefriçatını biz yaptık. Kurulu bir binaydı orası. Dolayısıyla o zamanın parası da 1,5 milyon yatırım yaptık biz. Bu eğitime yapılan bir yatırım. Okul yaptık, eğitime yapılan bir yatırım. Aydın'ın ilçeler içerisinde en güzel kütüphaneye sahibiz. Bundan güzel bir eğitim yatırımı. Yani, bir de okuma sayısı bildiğim kadarıyla 10 bin. Nüfusu kadar. Nüfusu kadar okuyanlar. Her ay 10 bin gider. 2000 tane abonemiz var. Demek ki imkan sunacaksın insanlara. Aydın'ın dediğim gibi ilçeler içerisinde en güzel kütüphaneye sahibiz. Hepsi de son güncel kitaplar. Evet, her güne giriyor. Yani yüzme havuzu, spor tesislerimiz, millet bahçemiz. Evet. Yani Aydın'ın ilk millet bahçesi. Sayın Cumhurbaşkanımız mitingde de söyledi zaten. Yani Boğarkent millet bahçesi deyince biz de gururlandık. Cumhurbaşkanımız da ifade etmiş oldu. 35 dönüm millet bahçesi. Şimdi yazın, kışın yürüyüş yapanlar, yazın orada çayını, kahvesi içenler, piknik yapanlar müthiş bir yer oldu. Yani sosyal alanlar açısından mesir alanı, işte bizim Aydın'ın en güzel mesir alanından bir tanesi. Gelen bir mesir alanımız var. Orada bir işletmecimiz vardı. Buradan da ilan etmiş olalım. İnşallah Boğarkent Belediyesi biz işletiyoruz artık. Öyle mi? Bayramda sonunda tamamını. Zaten halka açıktı ama biz tamamını o işletmecimizle işi kiralama dönemini bitirdik. O da vazgeçti. Ben de yapmayayım. Yani belediye olarak biz yapmak istiyoruz. Onu da buradan müjde olarak verelim vatandaşlarımıza. Evet. Bayramda sonra. Ramazan içerisinde zaten o anlamda çok fazla şeyimiz var. Hazırlıklarımızı yaparız. Bayramda sonunda çok güzel bir şekilde at çiftliği yapacağız tabii burada. Atları da alacak bir çiftliğimiz de var bizim. O zaman buradan söyleyeyim. At binmek isteyenler gelsinler. İzleyicilerimize Boğarkent'te gelenmeden çok güzel bir piknik alanı var. Doğasıyla, efendim manzarasıyla Boğarkent Belediyesi işletme yapacak oraya, işletmesini yapacak. Gönül rahatlığıyla çoluk çocuk gelmiş. Sabah kahvaltıdan itibaren akşama kadar orada. Kahvaltınızı yapabilirsiniz. O zaman başkanım. Atlar falan da gelecekmiş. Tabii, değil mi başkanım? Tabii. Atlar falan da geliyor. Çiftliğimizde. Başkanım bayramda kahve içmeye bekliyor o zaman. Evet. Tamam. Öyle diyelim. Evet. Bekliyorum herkesi. Bayramda hep beraber orada oluruz inşallah. İnşallah. Yani bu sosyal alanlar konusunda çok eksiğimiz vardı bizim. Hepsini tamamladık neredeyse. İşte söylediğiniz gibi spor tesislerimiz. Bütün artık dış mahallelerimizde spor tesislerimiz var. Halı sahalarımız var. Tesislerimiz var. Ha gönlümüz der ki çok daha fazlalarını yapalım ama geldiğimizde yeşil alan sayısı, özellikle millet bahçesi ve yeni yaptığımız parklarla birlikte iki katından fazlasına çıkardık biz. Yani kişi başına düşen, Türkiye ortalamasının üzerinde bir yeşil alana sahibiz biz kişi başına. Düşen bir yeşil alana baktığımız zaman. Sanırım bir hesap yapmıştım, 14-15 metrekareye tekabül ediyor. Yani çok güzel bir rakam. Evet, başkanım bir de ben cuma günleri sizin semt pazarınız oluyor, semt demeyeyim. Haftada bir gün pazarı var. Cuma günleri yapılıyor. Ve çok ilginç bir olay. Yani Manisa'dan tutun,
Denizli'den, Sarayköy'den, Babadağ'dan, Nazil'den dahi size köylülerin, yani köyde yaşayanların ürünlerini getirdiğini, doğal ürünleri getirdiklerini gördük. Gerçekten çok büyük bir pazar var. Ürünleri çok güzel. Ya bu, yıllardır da bu devam ediyor. Evet, evet. Ve bir gelenek var orada. Bir cuma Buarkent pazarı geleneği var. Bugün saat, şimdi saat 4:30-5. Hala devam ediyor. 7'ye kadar devam eder. Evet. Yaz kış öyledir mesela. 7 hava kararıncaya kadar devam eder. Ya büyük kentlerde bazı de devam etmez. Bazı yerlerde mesela öğleyin biter. Evet. Ben biliyorum bazı ilçeleri. Bir kültür var. Pazar yani öğleyin biter mesela. Saat 1'de pazar biter. Bizde öyle değil ama. Bizde sabah erkenden başlar. Akşam 7'ye kadar çok güçlü bir pazarımız var dediğiniz gibi. Ha, neler alıyorlar burada pazarda? Yani her türlü ihtiyacını karşılayabiliyorlar. Özellikle tarımsal ürünler her türlü son derece taze. Yani Denizli, Denizli, Muğla'nın birleştiği bir yer yani. Bu ay, pazarda yayınlanan mesela pazarcılar veya mal satan, ürünlerini satanların çoğu üreticidir bizde. %70'i üreticidir mesela bu varken. Harika bir şey. Harika bir şey. Pazarcılık yapanlar da vardır. Bizim de vardır. Dışarıdan gelenler de vardır. Ama şöyle bir bakarsanız %70'i, bir gün gelelim kimler olduğunu söyleyeyim. Evet. Tekrar isimlerini söyleyeyim mesela. %70'i bu varkentlidir, üreticidir. Evet. Ürettiğini getirir, pazarda satar. Mesela bütün köylerde bizim çok şimdi Erce köyümüz var mesela 1300 rakında. Bak, bu bir değerdir aslında. Gündoğan köyümüz var 1100 rakında. Bu bir değerdir. Orada farklı ürünler olur. Cevizidir, çileğidir mesela, kirazıdır. Evet, yayla. Onların domatesleri, biberleri, ne bileyim barbunyaları, fasulyeleri sonra çıkar mesela. Yayla ürünleri. Turfanda değil de tam tersine. Tam tersine çıkıyor. Son zaman çıkıyor. Ama çok lezzetli, çok şeydir. Orası ayrı bir değerdir. Bizim 100 rakımda da köyümüz var. Üretim yapılan tarımsal alanlarımız var. 1300 rakımda da var. Kirazından, cevizinden, kestanesinden şey ne var? Fındık da var. Evet. Mesela Gündoğan'da fındık da vardır mesela bizde. Başka çilek. Sizin bir de avantajınız şimdi organize sanayi olmasına rağmen bir tane bacalı fabrika yok. Orada yok. İşletme yok. Bu kirlenmeye karşı artı çok büyük avantaj yani. Kirlenme yok. Kirlenme sıfır. Ama bir de arıtma tesisi kuruyorsunuz normal evet. Olmaz diye. Bu da çok önemli bir konu. Ya, doğal olarak da tabii ürünleri lezzet oluyor. Yani hava harika, evet. Doğa harika. Bir de seyir terası projeniz var bildiğim kadarıyla. Seyir tepesiyle ilgili çalışmamız bizim bir sekteye uğradı. Orman müdürlüğüyle bir anlaşamadığımız husus oldu. Orman alanın yanında. Yanlış ölçmüşler. Bir benzeri falan. Yoktu. Orası Mesir Hanı. Burası hemen Buarkent'ten yürüyerek ulaşabilecek bir tepe. Bir güzel seyir alanı, etrafı her tarafı görebilecek bir nokta. Biz orada bir tesis yapacağız, bir teras yapacağız, güzel bir teras yapacağız. Projemiz her şey hazır. Ama yerin tahsisi bize geçmesiyle ilgili sorunlar yaşamıştık. Orman müdürlüğüne dedik ya yanlış ölçmüşsünüz, gelin bir daha gerçekten dediğim şekilde. Çünkü biz de baktık, ettik. Orman alanı değil, Milliyen'e ait. Tahsisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii şu an şunu söylemem lazım. Şu gelinen noktada seyir tepesi, tamam onu da yapacağız ama bizim öncelimiz şu an pazar yeri ve öncelimiz jeotermal ısıtma. Evet, evet. Şimdi gücümüzü de çok dağıtmak istemiyoruz. Yani her şeyin bir önceliği olması lazım. Bizim önceliğimiz bunlar. Şimdi şu an bizim sosyal alanlarımız var. Ha onu da yapacağız mutlaka da ama bir önce şu işleri yoluna bir sokalım. Jeotermal ısıtma ihalesini yapalım, pazar yerinin ihalesini yapalım değil mi? Serayla ilgili işlerimizi yapalım. Onu da zaten yapacağız. O çok uzun, çok meşakkatli, çok bütçeli bir iş değil zaten. Onu yaparız. Şimdi İzmir'de oturan vatandaşlar, Sayın Başkanım, ben kendi eşimin şeyinden de biliyorum, sülalesinden de biliyorum. Nereye gideceğiz? İşte sahneyi kurşunlu kaplıcılarına. Değil mi? Çamlamı çok güzel. Hakikaten güzel. Çok güzel tesisler var. Ben gönlüm ister ki bizim bir mazil bir vatandaş olarak, Karacasul olarak aynı zamanda, keşke bizim de bu bölgede böyle ortakçı yakın. Ya bize yakın yani bu Yermencik olabilir, Gürlüm olabilir. Tabii ortakçı da var. Sizin orada var. Bu Arkent'te var. Bu bölgede şöyle 5 yıldızlı bir otel kıvamında büyükçe hem sağlık turizmi hesap edebilecek. Çünkü aynı zamanda jeotermal sağlığı da ilgili. Yani bizim yaşımızdaki insanlar artık yavaş yavaş romatizma yok. Efendim bel fıtığı bilmem ne böyle bir ağrısızlığı başlıyor. İster istemez. Çünkü oturup çalışınca bir yerden başlıyor. Herkesin ihtiyacı olacak diyor. Olacak yani. Bu mutlaka oluyor.
Ve gerçekten bu niye bir Afyon'a şey. Gidelim? Yani niye Afyon'a gidelim? Niye Afyon'a gideyim ben? Kemal abi sana bir tavsiyede bulunayım. Şimdi başkanımı her defasında her ay yayını aldığımızda daha ve böyle fit görüyoruz. Bunun sebebi de uzun yıllardır yürüyüş yapmaları. Yürüdüğü zaman arkasında kaymakamımıza kadar herkesi yürütüyor. Biraz da bunlardan söz ettirelim. Kaplıcalı birlikte onu yapacağız. Kısaca bahsedeyim. Orta açı kaplıcası bizim için önemli bir yerdir. Seçim çalışmasında orta açı köylerimiz ne oldu falan. Bazı hukuki sorunlar var. Hepsini açtık inşallah. Orada suyu kullanım hakkını bize geçmesi, Kültür Bakanı'na geçmesinin çalışmalarımız bitmek üzere. Yakın zamanda onun da şeyini alacağız. Yatırımcımız da var. 500 otelle ilgili inşallah sizi şeye göndereceğiz. Yolda keseceğiz. Bu erken alacağız sizi. Evet. Kaplıcamız hazır. Yürüyüşte anlattıralım biraz. Başkanım, belli zamanlarda yürüyorsunuz. Evet. Doğa yürüyüşleri yapıyorsunuz. Ne zaman başladınız? Kaçıncı yürüyüşünüzü yaptınız? Kimlerle yürüyorsunuz? Vallahi 20'nin üzerindeyiz. 25'i geçtik de. Yani tam rakamı ben de artık unuttum. Çünkü pandemi de yapamamıştık biliyorsunuz. Hani insanları zaten sokağa çıkma yasağı olduğu bir dönemde neredeyse. O doğada yürümek iyi de yürüdüğümüz yerlere ulaşmak için biz minibüslerde biniyorduk. Biliyorsunuz hani her yerde görelim diye. Tabii insanlar minibüse koymak o süreçte mümkün değildi doldurmak. Dolayısıyla biz ara vermiştik. Bu sene yaptık, tekrar yaparız işte. Bayramda son artık yaparız. Şimdi Ramazan i̇şte gelecek. Ramazan da giriyor. Tabii Ramazan. Gezmediğimiz yer kalmadı neredeyse. 250'ye 300'lere ulaştığımız rakamlar olmuştu bizim. 7'den 70'e herkes katılıyor. Çok da güzel. Profesyonel bir amacımız yok bizim. Herkese bir sosyal etkinlik etrafında bir araya getirmek. Hı hı. Etrafı tanımasını temin etmek. Bu arkentin etrafını bilsin, görsün. Boşta vakit geçirmek. Kaç kilometre yürüyoruz? Dediğim gibi biz yürüyüş kulübü falan değiliz. Evet. Biz 10 kilometre, 11 kilometre, 9 kilometre. Bini çok mu? 11, 12 kilometre falan yürüyoruz. Yürüyüş kulübü de yürüyor Sayın Başkanım. Evet. Ben daha fazla yürüyorum. Yani onlar da çok yapar. Evet. Dağda çünkü yürümek, dağda yürümek çok zordur yani. Normal yolda yürümek değil. Bir de kulüp rakamlarımız katıldı sağ olsunlar. Evet. Kulüp gibi değil yani. Kulüpte üyeleri vardır. 20 tane üye vardır. 30 tane üye vardır. Siz 250 kişi arkanız alıyorsunuz. Tabii Allah razı olsun. Yani. İnsanlar seviyorlar. Böyle biraz geciktiği zaman ne zaman yapacağız, ne zaman evet. yapacağız diye soruyorlar. Bizim Ali'yle ihtiyacımız var Sayın Başkanım. Bak ben verdim ki ver bana. İhtiyacımız var. İnşallah bir gün yürüyüşte bizi de davet ederseniz zevk her ediyoruz. Zaman, her zaman. Evet. Başkanım. Size çekersiniz. Çekeriz tabii ki. Evet inşallah. Ben drone'la gönderirim. Yaparım evet. o işi de. En pratiği. Başkanım. Gerçekten güzel bir sohbetti. Teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizden son mesajlarınızı, dileklerinizi alalım. Ondan sonra da programımız. Yani önümüzdeki yıl 2022 şu içinde bulunduğumuz yıl içerisinde büyük yatırımlar yapacağız inşallah. Ben bütün hemşehrilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah onları önümüzdeki sene bu daha ısınma maliyetinin çok düşük olduğu bir kış dönemi yaşatırız diye düşünüyorum ben. Kendime saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Evet, güzel abi. Teşekkür ediyorum. Biz ben, teşekkür ederiz başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Zaten defaten sizle çok canlı yayın yaptık. Evet. Her zaman sizi dinlemekten keyif alıyoruz. Ben Ali kardeşim çok teşekkür ediyorum. Programın davet ettiği, konuk ettiği. Başarılar diliyorum. Hep birlikte. Ben herkese saygı ve sevgi ümitlerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet, değerli izleyenler. Bir Ali Soydemir'le Kent Yaşamında programına geldik. Bugün sizlere Nazil'den, Nazil Ticaret Odası'nın salonundan seslendik. Canlı yayınlarımızda emeğe geçen, yapımda ve yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarıma buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum efendim. Siz ekranları başında olan WordTürk izleyicilerine de tekrar bizleri izledikleri için, ekranlarında ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Konuklarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. 3 yayınımızı tamamladık. Bir sonraki Ali Soydemir'le Kent Yaşam programında buluşmak dileğiyle efendim. Herkese mutlu günler diliyoruz. Önümüzdeki Ramazan ayında da hayırlara vesile olmasını diliyoruz efendim. Bayrama kavuşturmak dileğiyle herkese mutlu günler, mutlu akşamlar. We'll be right back.